Nasıl ki aşkın, hastalıkların, duyguların bir kokusu varsa siyasetin de bir kokusu var. Kokuyla ilgili son yılların en dikkat çekici araştırması yapıldı. Sadece çiçeklerin, yemeklerin, hastalıkların hatta kişilerin kendine has kokusu yok. Siyasi fikirlerinde bir kokusunun olduğu ortaya çıktı. Mis gibi toprak kokusu, mis gibi yağmur kokusu. Siz alamıyorsunuz ama burası mis gibi bir orman kokuyor. Koku var insanı mest eder, koku var insanı gerçekten hasta eder. Her şeyin bir kokusu var biliyoruz ama peki siyasetin bir kokusu olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bir insanın burnumuza gelen böyle bir ter kokusu vardır. Bu kimine göre kötüdür, kimine göre iyidir. Bu koku bize hastalıklarla ilgili vesaire birçok konu hakkında bilgi veriyor. Siyasi görüşle ilgili de ipuçları veriyor. Amerikalı bilim adamları kokuyla ilgili ilginç bir araştırmaya imza attı. Yaşları 18 ila 40 arasında değişen 146 kişinin katıldığı araştırmada katılımcılara siyasi görüşlerini soran uzmanlar, katılımcılara kokusuz özel gazlı bezler vererek 24 saat boyunca hiçbir şekilde yıkanmadan koltuk altında bezleri taşımalarını istedi. İnsanların doğal kokularını feromonlar sağlıyor. Feromonlar da parmak izi gibi, her insanın parmak izi gibi farklı birbirinden. Ancak birbirine yakın görüşte olanların kokuları da birbirine benziyor. Bu araştırmalar sonucunda yapılan bir açıklama. Sürede olduğundaysa bezler diğer katılımcılara koklatılarak değerlendirmeleri istenmiş. Sonuçsa aynı şaşırtıcı, aynı siyasi görüşü savunan kişilerin birbirlerinin kokularını beğendiği ortaya çıkmış. Bilim adamları bu sonuçla her ideolojinin aslında kendine has bir kokusu olduğunu öne sürüyor. Bu araştırma gösteriyor ki her siyasi partinin kendine has bir kokusu var. Yapılan araştırma sonucuna göre aynı siyasi partiyi savunanların kokuları da birbirlerine benziyor. Kokuların gizemli dünyasına yolculuk yapan ve Türkiye'nin ilk koku üzerine araştırma kitabını yazan sağlık yazarı Esra Özde, Amerikalı bilim adamlarıyla aynı görüşte. Bu bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre benzer görüşte olanların feromon kokuları da birbirine benziyor. Benzer kokular olanlar benzer görüşte, siyasi görüşte de olabiliyorlar. Yazar Öz kokuyla ilgili dünyada sayılı kaynaklardan biri olan Kokuyla Keşfet kitabında da yer verdiği gibi kokunun aslında iletişimde en önemli etken olduğunun altını çiziyor. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki ilk görüşte aşk değil, ilk görüşte koku. Bir insanın ter kokusunu duyduğunuz zaman ondan nefret de edebilirsiniz, çok sevebilirsiniz de. Aslında o insanın ter kokusu sizin sevmenizi ya da nefret etmenizi sağlayabilir. Görünen o ki bu araştırmayı sürdürmekte kararlı olan uzmanlar elde ettikleri sonuçları şişeleyip taraftar parfümü mü yapar, yoksa politik savaşlarda kullanmak için karşıt görüş koku bombası mı üretirler, bunu zaman gösterecek. Bu araştırmanın sonucunda aslında benzer siyasi görüşlerde olanlara yönelik kokular da üretilebilir. Her siyasi partinin kokusu olabilir.